Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere C++ üzerinde geliştirmeler yapan bir kişiden bahsedeceğim. Kim ya bu kişi? Hadi görelim ve öğrenelim. Bjarne Sjöström. Kendisi 30 Aralık 1950 yılında Danimarka Aarhus'ta doğdu. Ailesi iki sınıfında çalışıyordu. Bjarne orada bulunan devlet okullarında okudu. 1969-1975 yılları arasında ise Aarhus Üniversitesi'ne katıldı ve oradaki matematik ve bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İlgi alanlarını ise mikro programlama ve makine mimarisine odakladı. Aarhus'u sık sık ziyaret eden Christian Nygaard'dan nesne öğrenimli programlamanın temellerini öğrendi. 1979 yılında David Willard tarafından Cambridge Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri alanında doktora derecesi aldı. Bjarne, 1979 yılında kariyerini Bell Laboratuvarları Araştırma Merkezi Bilgisayar Bilim Bölümünde teknik personel üyesi olarak çalışmaya başladı. Orada C++ programlama teknikleri üzerine çalışmalarına başladı. Bjarne, 1993 yılında Bell Laboratuvarı üyesi ve 1996 yılında ATT üyesi oldu. 2002 yılının sonuna kadar ATT Bell Laboratuvarı büyük ölçekli programlama ve araştırma departmanlarının başkanıydı. 2002 yılından 2016 yılına kadar Bjarne Texas A&M Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri profesörü oldu. 2011'den itibaren üniversitede seçkin profesör oldu. Ocak 2014 yılı itibariyle Bjarne New York'ta Morgan Stanley'in teknoloji bölümünde teknik öğretim üyesi ve genel müdür olmuştur. Columbia Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi alanında misafir profesör olmuştur. Bjarne en çok C++ üzerindeki çalışmalar ile tanınır. 1979 yıllarının başlangıcında C-Which Classes olarak adlandırılan C++ dilini geliştirmeye başladı. 1985 yılında C++ genel kullanıma sunuldu. Ticari olmayan kullanım için derleyicinin ve temel kitaplıklarının kaynak kodu maliyeti $75'miş. Ama bu internet erişimi yaygın olmadan önceydi. Bjarne ayrıca 1985 yılında bir ders kitabı olan C++ Programming Language adlı kitabı yayınladı. Şu anda kendisi Columbia Üniversitesi'nde misafir profesördür ve Morgan Stanley ile beraber New York'ta yönetici direktör olarak çalışmaktadır. Evet, bugün sizlere Bjarne Sjöström adlı kişiden bahsettim. Umarım beğenmişsiniz ve yararlı olmuş. Eğer yararlı olduysa kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.